Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kapp Günlük kanalıma hoş geldiniz. Borsalarda bu hafta neler yaşandı? Yani 25 Ocak ile 29 Ocak arasındaki performansına bakmak istiyorum bu haberde. Borsamız geçen hafta yani 25 Ocak ile 29 Ocak arası tarihleri arasında yatırım araçlarında borsa, altın ve dövizin kaybettirdiğini görmekteyiz. TL'nin de güçlendiğini görmekteyiz. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi bu hafta 4,47'lik bir kayıpla kapattı. Bu da geçen 13 haftalık performans olarak en kötü performansı sergiledi. Bundaki olay dünyadaki yaşanmış olan GameStop olaylarına da bağlayabiliriz. Dünyada da çünkü Nasdaq, S&P 500'de olduğu gibi çok büyük satışlar gerçekleştirdi. Büyük fonların büyük paralar kaybettiği haberini de yapmıştım zaten. Bunların da etkisiyle 4,47'lik bir kayıpla kapattık ve 1470,45 puanla tamamladığını görmekteyiz. Endeks bu hafta 1431,32 puanı, en yüksekte 1560,13 puanı gördü. Ayrıca Borsa İstanbul Mali Endeksi 4,9 kayıpta 1546,65 puanda. Sanayi Endeksine baktığımız zaman da 3,11 puan kayıpta 2477 puana. Hizmet Endeksinin de 3,20 kayıpla 1199,32 puana. Teknolojide de %4,54 bir kayıp görmekteyiz. 1988,28 puanı kapattığını görüyoruz. Peki Borsa İstanbul'da bu hafta en fazla değerlenen ve düşen hisselere baktığımız zamansa BIST 100 endeksinde en çok getiri sağlayan hisse 10,15'te Karsan Otomotiv'i görmekteyiz. Bunu 8,61 ile Gübre Fabrikaları, 7,77 ile Deva Holding izledi. Bunlar en fazla kazandıranlardı bu hafta. En fazla kaybettiğine baktığımız zaman %11,46 ile Alcatel-Lucatel, Teletaş, yani Alcatel olarak görüyoruz. 10,84'lük de Takasbank, 10,10'luk de TAV Havalimanları'nı görmekteyiz. Peki en yüksek hacme baktığımız zaman bu hafta ilk üst sırada 9 milyar 526 milyon lirayla Garanti Bankası'nı görmekteyiz. İkinci olarak da 8 milyar 777 milyon işlem hacmiyle Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı, yani EKYO'yu görüyoruz. Üçüncü sırada da 8 milyar 493 milyon lirayla da Kozal yer almakta. Peki Borsa İstanbul'da en değerli şirket sıralamasında da ilk üç sırada yine Koç birinci sırada yer aldı, 51 milyar 225 milyon lirayla. Bunu 50 milyar 496 milyon lirayla Ford Otosan, yani Ford Otosan takip etti. Üçüncü olarak da 50 milyar 225 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, yani Ereğli sıralamada yer aldı. Bu haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve like atmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Selamlar, saygılarımla.